Özellikle çalışma ortamlarının belası olan dedikodunun hiç bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı. Uzmanlara göre dedikodu yapmak stresi azaltıyor, hatta sağlığa iyi geliyor. Peki sokak bu duruma ne diyor? Sizler için araştırdık. Böyle gelin düşman başına. Oğlumu uşak gibi kullanıyor. İş güç hak getirir. Sabah kocası dışarı, arkadan o dışarı. Niye be hanımcık be? Niye arkadan konuşuyorsun be? Bir de senin gelincağızına sormalı. Dedikodu dedikodu, kuru iftiralar. Milletin ağzında olduk reklam. Yerin dibine girsin, çekemeyen düşman. Dedikodu yapıyor musun? Eskiden çok yapıyordum, evet. Yani ara sıra böyle hani arkadaşlarla yan yana gelince ister istemez hani onu bunu çekiştirdiğimiz oluyordu. Yani ara ara yapıyorum dedikodu. Stresli misiniz? O zaman çözümü belli. Dedikodu dedikodu, kuru iftiralar. Milletin ağzında olduk reklam. Yerin dibine girsin, çekemeyen düşman. Meğerse sağlığa iyi geliyormuş. Uzmanlara göre dedikodu yapmak stres seviyesini azaltıyor, vücuda mutluluk hormonu salgılıyor. Peki sokak bu duruma ne diyor? Dedikodu yapmayan var mı? Dedikodu bizim hava gibi, su gibi ihtiyaç. Uzmanlara göre dedikodu yapmak sağlığa iyi geliyormuş, stres seviyesini azaltıyormuş. Öyle mi? Çok güzel, o zaman stresim azaldı. Uzmanlara göre dedikodu yapmak stresi azaltıyor ve sağlığa yararlıymış. Allah Allah. Bunu niye şimdi öğreniyoruz biz? Yani eğer öyle bir şeyse biz de dedikodu yapmaya başlayalım, stresten uzak duralım. Buna inanıyorum. Çünkü hani gerçekten stresi atıyor. Bir arkadaşım babaannesi de sürekli çok konuştuğu için, dedikodu yaptığı için uzun ömürlü olduğunu söylerdi bize. Vallahi normalde yapıyorum sürekli. Daha da artırabilirim. Yapan kişi bakımından stresi azaltır mı, sağlığa iyi gelir mi bilinmez, ancak dedikodusu yapılan kişilerin stres sahibi olduğu da kesin. Dedikodu ömür uzatır, sağlığa iyi gelir.